Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Y28'i mercek altına alıyor olacağız. Telefon yanımızda hemen arkadaşlar ve gördüğünüz gibi gerçekten de oldukça iddialı bir renk seçeneğine sahip. Burada metalik yeşil renk seçeneğiyle beraber gelmiş durumda. Bir başka renk seçeneği de var. O da kum bejiydi zannediyorum rengin ismi. Ancak bu rengini ben daha çok beğendim. Tabii ki o rengi de tercih edenler olacaktır. Telefona şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Genel özelliklerinden bahsetmiş olacağız. Kendi deneyimlerimizden bahsetmiş olacağız. Ve sonrasında da fiyatını belirtip videomuzu noktalandırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar cihaza şöyle bir bakacağız. Ancak cihaza göz atmadan ilk önce ben telefonun kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Her zaman kutu içeriğini ilk olarak şöyle bir bahseden birisiyim. Çünkü kutu içeriği önemli. Biz cihazı aldığımızda kutusunu heyecanla açıyoruz biz kullanıcılar olarak. Heyecanla açtığımızda da yani içerisinden bir şeyler çıkması istiyoruz. Yani Samsung'u, Apple'ı tercih eden kullanıcılar da vardır elbette. Tabii ki onların kaliteli modelleri, kaliteli telefonları vardır. Ancak arkadaşlar bu markaları tercih ettiğinizde ne yazık ki kutu içeriğinde ölüm boşluğuyla karşılaşıyoruz. Yani bizler heyecanla kutusunu açıyoruz. Evet telefon çıkıyor. Ancak telefon haricinde herhangi bir şeyle karşı karşıya kalmıyoruz. Ancak Vivo gibi, efendim söyleyeyim yeni mesela Honor gibi, Huawei gibi farklı markaları tercih ettiğinizde, özellikle Çinli markaları tercih ettiğinizde bu böyle olmuyor. Kutu içeriğinde gerçekten de dolu dolu bir kutuyla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Şöyle biz tabii ki kutuyu önceden açmıştık. Ancak sizlerle de kısaca kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Şöyle baktığınızda tabii ki çeşitli evraklarımız çıkıyor, garanti belgesi vesaire. Ancak bunun haricinde şöyle bir silikon kılıf bizleri karşılıyor arkadaşlar. Böyle bir silikon kılıfın çıkması önemli mi? Evet önemli. Çünkü ben telefonu satın aldığımda direkt olarak üreticinin üretmiş olduğu bu silikon kılıf vasıtasıyla telefonumu hemen kullanmaya başlayabiliyorum. Bu da oldukça önemli bir detay. Yani dışarıda telefoncu gezip Vivo Y28'in kılıfını aramak zorunda kalmıyorum. Çünkü niye? Vivo sağ olsun düşünmüş ve kutunun içeriğinde zaten bunu eklemiş vaziyette. Bunun haricinde de tabii ki kutunun içerisinden bir de ne çıkıyor? Bir de tabii ki şarj adaptörümüz çıkıyor. Tabii ki diyorum ancak demin de söyledim yani Samsung'u Apple'ı tercih ettiğinizde bunlar maalesef gelmiyor. Burada yine 44 watt hızlı şarj adaptörü gelmiş vaziyette. Tabii ki bundan bahsetmiş olacağız. Bir de şöyle bir kablomuz çıkmış oluyor ve kutu içeriğimizde bu sayede noktalanmış oluyor. Kutu içeriğini kapattım. Şimdi telefonun özelliklerinden bahsetmiş olacağım sizlere. Telefonun en önemli özelliği tabii ki bataryası arkadaşlar. Bu telefonun zaten en önemli, en öne çıkan özelliği bataryası. Ben de ekrandan ziyade bataryayla başlamayı aslında tercih ediyorum. Bataryası çünkü arkadaşlar 6000 mAh'lik devasa bir batarya ile beraber geliyor Vivo Y28. Bu devasa batarya sayesinde siz 2 güne varan bir kullanım deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Bu kullanım deneyimini sen yaşadın mı diye soracak olursanız evet ben yaşadım arkadaşlar. Bu telefonu deneyimlediğimde gerçekten de 2 güne varan bir kullanım ömrünü bana verdi. Bu da oldukça önemli bir detay. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi son zamanlarda özellikle bu batarya meselesi çok ciddi bir hal aldı. Akıllı telefonlarda her şeyi halledebiliyorlar ancak bu batarya meselesini maalesef bir türlü halledemedi arkadaşlar. Şarjımız bitiyor. Evet hızlı şarj adaptörlerimiz var. Ancak şarjın bitmesi yine de can sıkıcı. Örnek vermek gerekirse telefonunuzu kullandınız. Daha sonra uyuyakaldınız. Sabah erkenden işe gideceksiniz. Kalktınız bir baktınız telefonun şarjı %5 arkadaşlar. Ne oluyor bu sefer? Bir telaşla telefonu hemen şarja takmak zorunda kalıyorsunuz da işte onun biraz şarj olmasını bekliyorsunuz vesaire. Ancak bu telefonla beraber bunu yaşama olasılığınız çok daha düşük oluyor. Neden? Çünkü 6000 mAh'lik bu devasa batarya sayesinde şarjınız çok daha uzun bir şekilde gitmiş oluyor. Yani kullanım ömrü telefonun bu sayede artmış oluyor. Bunun haricinde tabii ki Vivo'nun 4 yıllık bir kullanım garantisi de var batarya anlamında. Bu da oldukça önemli bir detay. Vivo bu anlamda telefonun bataryasına güvendiğini bizlere zaten göstermiş oluyor. Yani 4 yıl içerisinde bu cihazın bataryasında herhangi bir problem olduğunda Vivo 4 yıl boyunca bunun garantisini bizlere zaten vermiş oluyor. Ve Vivo Y28'in de bu anlamda bataryasına bir anlamda ne olmuş oluyor? Marka kefil olmuş oluyor. Yani diyor ki herhangi bir problem yaşarsan 4 yıl gibi uzun bir süre içerisinde olsa bile bana getirebilirsin bu cihazın bataryasını ve ben de gerekli işlemleri
helal edip sana bu telefonu geri verebilirim diyor. Bu oldukça önemli bir detay. Peki bunun haricinde bu telefon şarjı bitmiyor mu? Elbette ki bitiyor. Yani sonuçta 6000 mAh'lik bir bataryası olsa bile cihazın şarjını çok oynarsanız bitirebiliyorsunuz. Peki ne oluyor bu zamanda? 44 wattlık hızlı şarj adaptörü var arkadaşlar. Bu 44 wattlık hızlı şarj adaptörü sayesinde kısa bir süre içerisinde cihazı şarj etme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu kısa süre ne kadar oluyor? Atıyorum yani muhtemelen şöyle bir saatten daha kısa, yani 45 dakika içerisinde bu telefonu şarj etme imkanına sahip olacaksınızdır. Bu da önemli bir detay. Çünkü bu cihazın segmentlerine baktığınızda arkadaşlar 44 wattlık hızlı şarj adaptörü gibi bir hızlı şarj imkanını maalesef sizlere sunmuyorlar. Ancak Vivo bu noktada da gerçekten cömert davranarak Vivo Y28'e 44 wattlık hızlı şarj adaptörünü vermiş vaziyette. Bu desteği sağlamış vaziyette. Yine bu da şarj anlamında oldukça önemli bir detaydı. Evet, bu detaylardan bahsettikten sonra en başta girmem gereken noktaya, ekran konusuna şöyle bir giriş yapayım. Şimdi bu telefonu aldığınızda 6.68 inçlik bir ekranla beraber karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Bu ekran IPS LCD bir panele sahip ve 90 Hz'lik tazeleme oranını bizlere vermiş oluyor. Bu ekranda önemli olan nokta 1000 nitlik parlaklık arkadaşlar. Yani 1000 nite kadar parlaklığı bize sağlamış oluyor. Bu da güneş ışığı altında olsanız dahi cihazı rahat bir şekilde kullanmanızı sağlamış oluyor. Yani ekran noktasındaki en önemli detay bence bu. Çünkü özellikle yaz aylarında, yaz mevsimlerinde dışarı çıktığınızda güneş ışığı altında telefonları kullanmak işkence haline gelmiş oluyor. Ancak Vivo Y28'de beraber Vivo Y28 kullanıcıları 1000 nite varan parlaklık sayesinde telefonu rahat bir şekilde kullanma imkanına sahip oluyorlar. Bu da yine cihazın ekranı için oldukça önemli bir detay. Peki başka önemli detaylar neler? Telefon arkadaşlar IP64 sertifikasına sahip ve bu sayede suya, toza karşı oldukça dayanıklı. Oldukça dayanıklı derken yani gidin bu telefonu elbette denize atın anlamına gelmiyor bu. Bu telefon sıçramalara karşı, yağmurda kullanımlara karşı dayanıklı arkadaşlar. Eliniz ıslak telefonu kullanabilirsiniz. Yani bu tarz kullanımlar yapabilirsiniz. Ancak bu telefonla beraber alın duşa girin ya da işte telefonu denize atın, havuza atın anlamına tabii ki gelmiyor. Bunun haricinde telefonda bir de parmak izi sensörü mevcut ve şöyle bir geleneksel tasarım yapısına gitmiş Vivo Y28 arkadaşlar ve burada da bir de 3.5 milimetrelik jack girişinin yer aldığını belirtmemde fayda var. Elbette bazı kullanıcılar hala 3.5 milimetre jack girişini önemsiyorlar çünkü bu tarz kulaklıklar kullanan arkadaşlarımız hala mevcut. Bu anlamda Vivo Y28'de böyle bir geleneksel tasarım yapısının yer aldığını belirtmiş olalım. Telefonun bünyesinde MediaTek Helio G85 Yonga seti mevcut arkadaşlar. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlarda hemen hemen bütün oyunları rahat bir şekilde zaten oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir donma, kasma, gecikme çok fazla olmuyor. Zaten günümüz akıllı telefonlarına göz attığınızda hemen hemen hepsinin rahat bir şekilde bu tarz oyunları zaten oynattığını görüyorsunuz ki Vivo Y28'de bu anlamda sizleri mahcup etmeyecektir. Gelelim şimdi telefonun kamerasına arkadaşlar. Tüm bu özelliklerin yanı sıra telefonun kamera özellikleri de bu segmentteki bir cihaza göre tatmin edici. Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili bir kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. Burada arkadaşlar 50 megapiksellik bir ana kamera ve 2 megapiksellik bir de bokeh kamerasının yer aldığını söylemek mümkün. Ön tarafa göz attığımızda ise şurada delikli bir ekran tasarım yapısı zaten mevcut. Bu deliğin içerisinde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut arkadaşlar. Yine bu kamera vasıtasıyla güzel görüntüler yakalamanız mümkün hale geliyor. Ancak tabii ki bu telefonun kamerasının olağanüstü olduğunu da söyleyemeyiz. Yani segmentine göre iyi, ancak tabii ki çok daha iyi kameralar, kameralı modeller mevcut. Tabii onlar için de yüksek bedeller ödemeniz gerekecektir. Ancak bu segmentteki bir model için gerçekten de Vivo Y28'in hem arka kamerası hem ön kamerası iş görüyor diyebiliriz. Şu anda elinde bulundurduğum telefon 256 GB'lık dahili depolama alanına sahip ve 8 GB'lık da RAM'e sahip arkadaşlar. Bunun haricinde tabii ki bu telefonda bir de çift stereo hoparlörün yer aldığını söylemek mümkün. Bu segmentteki telefonların genelinde stereo hoparlör maalesef ki olmuyor arkadaşlar. Ancak Vivo bu noktada gerçekten de oldukça iyi bir iş başarmış ve çift stereo hoparlör sayesinde hem rahat bir şekilde video izleyebilirsiniz, hem işte film, dizi izleyebilirsiniz veya müzik dinleyebilirsiniz. Ve tüm bunları yaparken de oldukça telefon sizlere keyif verecektir. Çünkü dediğim gibi bu segmentteki telefonlarda çift stereo hoparlörü bulmak birazcık
zor oluyor. Telefonun genel özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Fiyatından da bahsedeyim. Cihazın fiyatı online sitelere girdiğinizde tabii değişkenlik zaman zaman gösterebiliyor. Şu anda Vivo Y28'in fiyatı arkadaşlar 12.000 küsür TL civarında. Bu da bu segmentteki bir telefon için gerçekten oldukça makul. Özelliklerine baktığınızda işte çift stereo hoparlörü var. Bunun haricinde 6000 mAh'lik bataryası, 44 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle beraber telefonun geliyor olması bence en önemli noktaları ve Vivo Y28'i tercih etmeniz gereken özellikler bence bunlardı arkadaşlar. Yavaş yavaş tabi videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen kısmına basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.